Abi nasılsınız? İyi misiniz? Geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaçıncı sınıf kızımız? 8. sınıf. Okula devam edemiyor musun herhalde? Öyle mi? Neden? Hocam, annem hocam benim kalp rahatsızlığım var, romantizmlerim var. Sen de de. Ben rahatsız olunca bir sıkıntı yaşıyorum, yalnız kalamıyorum. Biraz da kendim için Semanur'u gönderiyorum. Doğru. Yani. Demek bir sene kaybı demek. Bak bu çocuk o zaman diğerlerine göre geride kalacak. Çocuğun geleceği ama, geleceği söz konusu ama. Çocuğumuzu okula gönderelim, pansiyona yerleştirelim, biz ona bakarız. Kıyafetlerine kadar ben aldıracağım çocuğu, tamam mı? Ama karşılığında çocuğu okulda istiyorum. Sen ne iş yapıyorsun amca? Valla ben öyle boştum. Boştasın. Biz sana şey yapalım da, kıyafet falan da alalım sana. Tamam mı? Bak bu çocuk okula almayacaksınız bir daha. Alırsanız vallahi gelir yakına yapışırım ben. Ben sana her türlü desteği veririm. Vali Bey'le de görüşeceğim. Ama bu çocuk kesinlikle okula gidecek. Bak tek çocuğum okuyan, özellikle kız çocuğu bir de yani. Yazık buna yani. Okusun, kendi ayakları üzerinde dursun. Okuyan kız kadar güzel bir şey yok, onu söyleyeyim. Kız çocuğu anneye de bakar, babaya da bakar. Erkek evlatlar... Maalesef o kadar şey değiliz biz yani, doğru. Biz çok vefalı değiliz anne babaya karşı. Ama kız evlatları, bak hem okutun hem de çocuklarınızla iyi ilgilenin. İleride onlar size bakacak, onu söyleyeyim. Üniversite hazırlığı gördük, baktın elinden bir anda sürekli değiştirdi, yerlerde gittik. Tete, sen tamam. Çocuğun devamının devamsızlığını ben haber veririm. Sürekli haber sizinle. Haber ver. Biz de aileye gereken desteği neyse yapacağız yani. Şimdi kızımız başarılı bir öğrencimiz. Kendisi 8. sınıf öğrencisi. Tabii hem sağlık sorunları sebebiyle hem ailede annesinin sağlık sorunları, kendi sağlık sorunları sebebiyle kızımızın okula devam etmediğini öğrendik. Kızımız yine bırakmış. Tabii öyle olduğunu öğrenince biz de gelip dedik bizzat aileyle görüşelim. Hem ailemizin sıkıntısı nedir, yardımcı olabilir miyiz? Gerek sağlık gerek ekonomik anlamda. Neye ihtiyaçları var ona bakalım dedik. Biz milli eğitim olarak çocuklarımıza gereken desteği veriyoruz zaten. Bu noktada hem aileye hem de kızımıza her türlü desteği vereceğiz. Kızımızın hem sağlık problemleriyle ilgileneceğiz hem onun tekrar okula devamını sağlayacağız. Kızımızın bütün temel ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yine ailemize de bu noktada yapabileceğimiz şeyler varsa sayın valimizle de görüşeceğiz inşallah. Onlara ekonomik anlamda da destek olmaya çalışacağız. Önemli olan kız çocuklarımızın, özellikle kız çocuklarımızın okula devamını sağlamak. Yani şu anda 9 tane aile reisimizin, abimizin 9 tane çocuğu var. İşlerinde tek okuyan kızımız, tek çocuk. O yüzden de bizim için önemli. Hem tek okuyan çocuğumuzun hem de kız öğrencimizin biz okulu bırakmasını istemiyoruz. O yüzden bizim için önemli. Biz biliyorsunuz ilimizde uyguladığımız Benim Öğrencim projesinde biz kız öğrencilerimize bir pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Bu bağlamda özellikle kız öğrencilerimizin okuması yönünde çalışmalarımız var. Buna devam edeceğiz. Kızımızın da okula devamını sözünü aldık babasından, annesinden. İnşallah bir daha okulu bırakmayacak. Buradan mezun olacak. Lisede de biz onu takip edeceğiz. İnşallah okulu bırakmayacak. Okumasını istiyoruz kızımızın. Bu bağlamda bu tür devamsız olan, gelmeyen ya da göndermek istemeyen aileler olduğunda da bizler devreye gireceğiz. Bu şekilde evleri ziyaret edeceğiz. Onları ikna ederek çocuklarımızı okula kazandıracağız. 8. sınıfa gideceğim. 13 yaşındayım. 7-2 hafta gittim. Sonra gidemedim, köye gittim. Annemin hastalıkları vardı. Benim de sağlık durumum riskliydi. Abimin de sağlık durumu var. Bizim sağlık ve maddi durumumuz kötü olduğu için o yüzden okula gelemiyordum. Annemin sağlık durumuyla ilgileniyordum. Annemi hastaneye götürüyordum. Kendime bakıyordum. Yani burada evde aileme bakmaya çalışıyordum elimden geldiğince. Okulumu çok özledim. Şu an gitmek için çok mutluyum. Bugün Milli Eğitim Müdürlüğü geldi. Sağ olsunlar bizim ziyarete geldiler. Bizi dinlediler. Bize lazım olan her şeyi verdiler. Annem babam da söz verdi, artık okula gideceğim. 7 erkek 2 kızız, toplam 9 kişiyiz. O yüzden ben de okuyacağım. Aileme bakacağım. Benim ailemden, abilerim hiç kimse okumadı. Hani ben tek okuyacağım. Mühendis olmak istiyorum. Gelecekte inşallah olurum da.
bize bu fırsatı sağlayanlara, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, öğretmenlerime ve büyüklerime çok teşekkür ederim. Beni tekrardan okuluma gönderdiler. Farklı parmaklar istiyorum. Farklı parmaklar. Yani hocam daha çözerken anlatırsan daha iyi olur. Tamam. Hocam -2 ve -3 istiyoruz. X koordinatımız ne A'da? Hocam 1. Evet. Yani burası. Y'si -2. Neresi? Evet. Şimdi şöyle gel. Şöyle gel. Şöyle birleştir. Burası A. Şimdi B'yi bul. Evet, B yaz oraya. Aferin.